Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün konuğum Haluk Şahin. Medyanın her aşamasında çalışmış bir isim kendisi. Yani bilenler bilir, gazeteci olanlar bilir. İşte şeyseniz, meraklıysanız bu işte de biraz işte gazete, yazı, çizgi, televizyon bildiğiniz bir isim. Şimdi Haluk Şahin kim yani? TRT'sinden, işte Hürriyet'ine, Radikal'ine yazarlık yapmış, yöneticilik yapmış birisi. Türkiye'de basın üzerine de bir kitabı var. Getirmiş gereken sağ olsun. İyi ki de getirmiş. Güzel bir referans kitap. Tavsiye ederim. Ben de okuyacağım. Roman, bunu özellikle sizin için getirdim. Aynen. Yani benim sırf medya ile ilgili birçok kitabım var. Ama iki tane romanım var. Bu roman sizin jenerasyonunuzun, Babıali'deki serüveninin başlangıcını anlatıyor. Nasıl oldu da o anlı şanlı Babıali bugünkü Babıali'ye dönüştü? İlk ipuçlarını orada bulacaksın. Görüşlerini özellikle merak Sağ ol. ediyorum. Sonu hüzünlü oldu kuşa. Şimdi açıkçası biz bu hani ne yapalım bu salı derken konuşurken arkadaşlarla işte pazar gecesi meşhur tartışma Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım tartışması üzerine konuşsak mı konuşmasak mı falan ben şöyle düşündüm. Ya bu iş tavsar zaten pazartesi günü son pazar gecesinden itibaren herkes oturacak konuşacak. İşte efendim söyleyeyim bu tartışmanın bin bir türlü her tarafı öncük cincik konuşulacak yazılacak diye düşündüm. Fakat son kertede bu tartışma ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Ve hala az analiz edilecek çok şey var. İşte en son şimdi bugün patlayan mesele İsmail Küçükkaya'nın yani bu tartışmanın moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya'nın efendim tartışmadan 2 gün önce neyse Ekrem İmamoğlu ile 3-5 dakika görüşmüş olduğu ortaya çıktı. Şimdi Binali Yıldırım ve o tarafta diyor ki bize kumpas kuruldu demeye getiriyorlar. İsmail Küçükkaya Ekrem İmamoğlu ile konuştu. Ne üzerine konuştular acaba? Soruları mı ayarladılar? Ne oldu? Biz mağduruz diyorlar. Şimdi Haluk Şahin, siz Uğur Dündar üzerinden Facebook'ta bir yazı paylaşmıştınız. Aslında bu şeye tartışmaya Uğur Dündar moderatörlük yapsın konuşuluyordu. Uğur Dündar önce kabul etti, sonra reddetti. Şimdi sizin Facebook şeyiniz, postunuz çok enteresan. Diyorsunuz ki Uğur Dündar için, Uğur Dündar aman girmemeli hiç bu işe diyorsunuz Facebook paylaşımınızda. 7 sülalesinden girilecek, yemek faturalarından çıkılacaktı. Uydurma, hakaret ve iftirada sınır tanımayacaklardı. 50 yıldır bu işi başarıyla yaptığını kanıtlamış, yaşını başını almış bir kişi böyle bir iğneli fıçıya girmeyi niçin kabul etsin demiştiniz. Sosyal medyada lime lime derler dedim. Özellikle. Şimdi Uğur Şimdi Dündar evet. sıyırdı. Fakat bu iş İsmail Küçükkaya'nın mı başına geliyor? Ne diyorsunuz? Evet, Türkiye maalesef çok sağlıksız bir yerden geçiyor. Yani bir taraftan çok derin bir kutuplaşma söz konusu. Bu derin kutuplaşma uzun yıllara dayandığı için saflar artık katılaşmış durumda. Sosyal medya bunun üzerine tuz biber ekti. Ben her yıl bir ders okutuyorum. Bu yıl dijital medya çağında medya ve demokrasi diye bir ders okutuyor idim. Orada gördük ki öğrencilerimle beraber sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya hem zıtlıkları kışkırtmak, karşılıklıkları yoğunlaştırmak amacıyla kullanıyor, hem de yalan, palavra, sahte, kötü şeylerin üretilmesi ve yayılması amacıyla kullanılıyor. Türkiye'de bu çok olan bir şey. Hatta bazı istatistiklere göre dünyada en fazla palavra haber yayınlanan yerlerden bir tanesi bizim ülkemiz. Ayrıca sosyal medyayı izleyenler biliyorlar ki başlangıçta bütün yurttaşların iletişim süreçlerine katılabilmesi potansiyelini taşıdığı için ben dahil herkes tarafından desteklenen sosyal medya zaman içinde trollerin elinde, botların, robotların elinde, kötü insanların elinde, her türlü ahlaksızlığın, her türlü kötülüğün sağa sola yayıldığı bir çamur atma makinesi haline dönüştü. Bu bir olgu, bu bir gerçek. Şimdi böyle bir ortamda insanın böyle bir tartışmanın yöneticiliğini üstlenmesi için çok çok özel nedenleri olması veya çok çok dikkatli olması gerekiyor. Uğur Dündar benim 50 senelik arkadaşım. Ben bir koruma duygusuyla Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu evhamlı, paranoid ve
doğrusu ya ahlak açısından sorgulanması gereken dönemde o arkadaşıma yapılabilecekleri düşündüm. O arkadaşıma yapılabilecekleri düşündüm dediğim zaman bunu Uğur Dündar kötü şeyler yapmıştı, onları hatırlatılar anlamında söylemiyorum. Hı hı. Tam tersine bugün sizin sosyal medyada lime lime edilmeniz için herhangi bir şey yapmış olmanıza kesinlikle gerek yok. Çünkü oradaki insanlar herhangi bir vicdani etik kuralıyla kendilerini bağlantılı görmüyorlar. Tek amaçları yıpratmak, kötülemek, yıkmak. E tamam ama yani işin tamam yani bu yüzyılın da doğası bu. E ne olur 2-3 tane şeyde Twitter trolde öyle yazsa ne olacak yani. Fakat şimdi İsmail Küçükkaya ile ilgili mesele ben iş başka bir yere taşındı. Şimdi hani, Uğur Dündar'la olmayacak mıydı zannediyorsunuz bunlar? Çok daha büyükleri Uğur Dündar'la ilgili olacaktı. Çünkü Uğur Dündar 50 küsur yıldır bu mesleğin içinde. Uğur Dündar'ın çok 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 hayranı var. Fakat bu meslekte çalıştığı için çok sayıda da düşmanı var. Bunlar hep pusuda bekliyorlar. Bir fırsat çıksın diyorlar ve ne yapabileceklerinin kesinlikle sınırı yok. Yani İsmail'in bugün başına gelen, Uğur Dündar'ın da başına gelirdi. Bir başkası yapsaydı onun da başına gelebilirdi ama en zarara açık olan kişi en yukarıda olan insandır. Ben tabii üzülerek izliyorum. Yani o kadar saçma sapan, o kadar absürt suçlamalar ki. Yani otele gitmiş, gizlice ne yapmış, soruları mı vermiş? Ne atom sırrı mı veriyoruz yani? Nihayet bir tartışma yapılacak, o tartışmada sorulacak olan soruları ben size kaç dediler, 10-20 soru dediler. Ben size o 20 soruyu yazardım, şuna eminim ki 20'de 18 tuttururdum. Yani böyle gizli saklı sorular vesaire mi var? Öyle bir şey olmadı. Kesin olarak ortada ayrıca. Anladığıma göre İsmail aynı teklifi öbür tarafa yapmış. Binali Yıldırım da şöyle bir şey söyledi. Ya aslında Binali Yıldırım'ın açıklamasını bir şey yapabilir miyiz? İzleyelim isterseniz. Binali Yıldırım bu meseleyle ilgili İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş olması meselesiyle ilgili bir açıklama yaptı gazetecilere. Şimdi ne dedi onu bir izleyelim. Onun üzerine devam edeceğiz. Şimdi CHP adayı rakibin Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Ve bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki aday var, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adayda bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğinin ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani size bir talep Küçükkaya tarafından. Hayır, yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Telefonda görüştük. Telefonu ancak bana yüz yüze görüştüğü yönünde de bir bilgi vermedi. Önemli olan yayından iki gün önce, Perşembe günü, aynı mekanda moderatörle rakip adayın danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda bir araya gelmiş olması ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada bir açıkça eşitsizlik vardır. Eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayri meşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na, rakibime buradan sesleniyorum. Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyuyla paylaşmadınız? Yayın öncesi bu yaptığınız görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. İki, moderatör İsmail Küçükkaya 2-3 dakika bu görüşme sürdü dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Şimdi Binali Yıldırım işte niye görüşmüşler, ne olmuş? Bu işte bir şaibe var gibi söylüyor. Fakat şunu soruyorlar Binali Yıldırım'a. Peki siz görüştünüz mü? Ben de telefonda görüştüm diyor İsmail Küçükkaya'yla ama diyor bir soru vermedi. Kendisi de konuşmuş. Ben onu anlamıyorum. Yani evet.
O zaman telefonla konuşmakla yüz yüze görüşmek arasındaki farkı tabii, anlayamadım ben. Tabii arada bir fark yok. Niye bu kadar büyüttüklerini ben söyleyeyim. Şimdi Binali Yıldırım ve onun içinde bulunduğu cephe bu münazaraya özel bir önem vermek durumunda kaldı. Önce böyle olacağını beklemiyorlardı biliyorsun. Geleneksel olarak son 17 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi politikacıları ve başta lideri bu türden demokratik münazaralara katılmayı reddettiler. Çünkü güçlü görünüyorlardı. Ona ihtiyaçları yoktu. Fakat bu kez özellikle 31 Mart'tan sonra böyle bir şeye ihtiyaçları olabileceğini hissettiler. O bakımdan bir yerde meydan okurcasına ortaya çıkmaya karar verdiler. Çünkü kamuoyu araştırmaları ve halkın coşkusu ve sevgisi rakip adayın ileride olduğunu göstermekteydi. Ve böyle bir manevra yapmayı kendileri açısından uygun buldular. Bu aklı başında her siyasi danışmanın tavsiye edeceği şeydir. Hı. Hani derseniz ki şu anda geride gidiyoruz. Elimizde çok da fazla koz yok. Ama bir tartışmaya girelim. Hani belki rakibimiz yanlış bir şey yapar, yanlış bir şey söyler. Biz onu alarak, oradan çıkarak bir hikaye ortaya çıkartabiliriz. Çünkü kendimiz artık hikaye uyduramıyoruz. Hikaye çıkaramıyoruz. Yani böyle bir noksanımız var. Bu anlayışla karşı tarafa... Bir de şu çok konuşuldu. Acaba hani bilinmedik bir dosya mı açıklayacak Binali Yıldırım? Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şey mi açıklanacak? Evet. Kuşkusu da vardı. O türden endişeler de vardı ama vardı. Öyle bir şey açıklanmayınca görüyoruz ki tek amaç İmamoğlu'nu o stüdyoya çekip onun bir hata yapmasını beklemek. Onun hata yaptı mı Ekrem İmamoğlu sizce o tartışma programında? Bahim bir hata yapmadı. Bahim bir hata yapmadı. Yani ben o gözle izledim. Yani bu durumda böyle muhafazakar bir oyun oynayacağını ben baştan itibaren biliyordum. Bahim bir hata yapmadı. Karşı tarafta böyle bomba gibi bir dosya ortaya çıkartmadı. O zaman bir takım şeylerin büyütülmesi lazım. Dikkat edin. Yani şöyle kurmuşlardı stratejilerini. Mümkünse şeyin hata yapmasını sağlayalım İmamoğlu'nun. Bu arada İmamoğlu'nun zaafı olarak bizim büyütmeye çalıştığımız işte onun sinirli bir insan olduğu, fevri hareketlerde bulunduğu ve yalan söylediği mizaç profilinden yola çıkarak onu zayıflatmaya çalışalım dediler. O yüzden yani Binali Bey birkaç defa işte bu yalan meselesinin üzerinde ısrarla durmasının nedeni oydu. Yani o hesaplanmış bir strateji midir diyorsunuz? Tabii tabii. Oyun planının bir parçasıydı. Karşı tarafın oyun planı da işte Binali Yıldırım'ın yaşlı, yorgun ve iyi konuşmayan bir insan olması ve tembel tırnak içinde bir politikacı olarak görülmesi, yani oraya dosyalarla gelmesi olasılığının düşük olması idi. Bu yüzden İmamoğlu işte dosyalarıyla, grafikleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla gelmişti. Oradan bir şey çıkmayınca, yani bomba bir şey çıkmayınca buna başvuruyorlar. Bu Özgür da, Tuğrul diyor ki size izleyicilerimizden, Haluk Bey yayın berabere bitti deniyor. Sizce o yayın berabere mi bitti diye soruyor. Hayır. Şu manada iki tarafta büyük bir gaf yapmadı. Büyük bir hataya düşmedi. Saldırganlık yapmadı. Psikolojik profiller arasında açısından ben iki tarafında muhafazakar bir oyun oynadığı kanaatindeyim. Ama şunu soracak olursak ki dünyanın her yerinde bu sorulur. Peki bu münazarayı kim kazandı? Evet. Tabii seyirci bunu sorar. Evet. Yani münazarayı kim kazandı? Benim şahsi kanaatim ve etrafta gördüğüm bir takım araştırmalar bu münazarayı İmamoğlu'nun kazandığı yönünde. Belki İmamoğlu kendisinden beklenen böyle müthiş parıltılı bir performans çıkartmadı. Ama bakıyorum işte farklı araştırma kuruluşlarının hemen sonra yaptıkları araştırmalarda 70-30, 60-40, en kötü ihtimalle 56-44 falan gibi bir takım rakamlarla İmamoğlu önde görünüyor. Bu da beni şaşırtmıyor. Çünkü insanlar istedikleri şeyi görürler. Yani İmamoğlu taraftarları bunu seyrederlerken ki şu anda onun ötekinden daha fazla olduğunu
biliyoruz kamuoyu yoklamalarına dayanarak. MAK danışmanlık 2 puan önde gösteriyor İmamoğlu'nu son yayınladığı ankette. Yani MAK danışmanlık da iktidara yakın ama bu yani oy anlamında. Oy anlamında. Yani benim tabii söylediğim tabii. Hangisi daha başarılıydı? Hangisi tabii, daha büyük performans çıkarttı? Doğru. Ben hatta o konuda da küçük bir şey yazdım. Yani yapması gereken şey yani şu saatten sonra büyük bir gaf yapmaması, daha şey gitmesi, ihtiyatlı gitmesi gerektiği düşüncesindeydim. Bomba gibi bir dosya çıkartmış olsalardı karşılarına, biz gazeteciler de heyecanlanırdık. Anlatabiliyor muyum? Ama Binali Yıldırım mı çıkartmış olsaydı? Bu iki taraf için de doğru. Yani Binali Yıldırım Şia hakkında, İmamoğlu hakkında bomba gibi bir dosya çıkartsa biz gazeteci olarak heyecanlanırız. Ozan Şahinoğlu şunu soruyor. Bu diyor programın formatı kırgın ya da kararsız seçmeni ikna etmeye uygun muydu? Mesele bu seçimde o ya. Yani sandığa geçen sefer gitmemiş seçmen, evet, kim götürürse seçmenini sandığa o kazanacak gibi görünüyor. Ozan Şahinoğlu'nun sorusu da güzel. Ne diyorsunuz? Uygun muydu? Format iyi değildi. Değil miydi? Değildi. Bir defa yani televizyoncu gözüyle bakacak olursak, ben daha çok burada tartışmacılar gözüyle bakıyordum. O yani berbat bir stüdyo. Çok büyük bir masa. Feci bir ışık. Yani, doğru. Biz televizyoncular onun ne kadar büyük bir tuzak olduğunu görürüz. İsmail'in yanakları şey gibi şişmiş. Ondan sonra o ışık evet, yüzünden. Efendim aradaki mesafeler çok uzak. O psikolojik mesafe yaratıyor yani. Daha biraz daha yakın olmaları lazım. Ondan sonra yanlış bir yerde. Orası kesinlikle yanlış bir yerde. Mesela burada olsaydı çok daha iyi olurdu. Biz dedik evet, gelin evet, burada evet, yapalım dedik evet, ama kimse bizi dinlemedi maalesef. Yoksa biz gibi ışığımız, stüdyomuz, her şeyimiz. Bir dahaki sefere o dersi almışlardır. Ama bunun ötesinde o 3 dakikayla sınırlandırmak, evet, efendim biçimsel. Ya ama Amerikan, siz çok iyi bilirsiniz. Amerika'da evet, doktoranızı yaptığınız için. Amerikan formatı değil midir o? Böyle presidential debate'ler olur, 3 dakika der, geriye sayar. Yani bizim siyasetçi mi alışkın değil mi? Amerikan mesele formatı o da Amerika'nın tartışma geleneğinde bu vardır. Yani ta liseden itibaren. Ben lise son sınıfı Amerika'da okudum. Ve bana dediler ki speech diye bir ders alacaksın. Hitap et. Allah Allah, bu nereden çıktı? Dediler ki bu eyalette her öğrencinin bunu mutlaka alması gerekir. Orada öğretilen şeylerden bir tanesi buydu. Yani 5 dakikanız var ve karşınızdakine şunu ikna izah etmek ve onu ikna etmek durumundasınız. Öyle bir ta kökleri Aristo'ya kadar giden bir retorik hitabet geleneğinden geliyoruz. Bizim öyle iş değil. Biz muhabbet geleneğinden geliyoruz. Doğru. Biz böyle karşılıklı hoş sohbet, konuşmayı, taşı gediğine koymayı, espri yapmayı falan severiz. Hani bence buna daha uygun bir format. Daha hani yerli ve milli diyorlar ya. Ben de şimdi yerli ve millici oldum. Daha yerli ve milli bir format. Bir format olmalı. Nihayet 2 kişi. Hani 8 aday olsa, şimdi mesela demokratlar kendi adaylarını seçmeye çalışıyorlar veya İngiltere'de de şeyler var. Ama 8'er kişi, işte her birine 4 dakika vereceksiniz. Orada o mantıka uygun, mantığa uygun. Ama Binali Bey'le, efendim İmamoğlu, bırakın konuşsunlar kendi aralarında, tartışsınlar. Ben öyle düşünüyorum yani, daha milli ve yerli. Yani formatı da beğenmedim. Ayrıca sorular açısından da dediğim gibi bilinen sorular. Yani bu hani bir ara Türkiye'de uzun zaman işte harp okuluna giriş, en önemli okullara giriş soruları malum çetenin marifetiyle FETÖ'nün KPSS sorularını satıldı bir tane falan filan. Ama bu öyle bir durum değil yani. Ne sorabilir ki? Yani ne sorabilir ki? Sorular belli. Belli. Halkın öğrenmesini istediği konuları sormakla mükellef. Haber. Peki bu bir başlangıç oldu mu? Yani oldu. İşte ilk kez bir münazara oluyor. Mesela Erdoğan da çıkar mı bundan sonra? Şimdi iyi ki oldu. Bir. İyi ki oldu. İmamoğlu'nun çıkmamak gibi bir şansı yoktu. Çünkü sen senelerce, senin liderin, senelerce Recep Tayyip Erdoğan'a hadi bakalım gel, hakikaten yürekliysen benimle tartışmaya çık dedikten sonra bir tartışma durumu ortaya çıkınca hayır ben gelmiyorum çünkü ben öndeyim demesi yakışık almaz. Bu bir teamül haline gelmeli yeniden, oraya dönüşmeli ve çok şey öğrendik. Mesela eminim sen de benim gibi İstanbul Belediyesi ile ilgili olarak aslında bilmek istediğinden çok daha fazla şey biliyorsun şu anda. Yani ben çeşitli haberler hazırladığım için evet, bir de bilhassa öğrenmekle durumunda ama kaldım. Ama sıradan vatandaş olarak o sırada bütçesi yani nedir? O geliri nedir? Evet.
kime ne kadar vermiştir, doğru, ne kadar borcu vardır falan. Bunlar güzel. Doğru. Bunlar demokrasinin ham maddesi. Çünkü demokrasi sözü itibariyle nedir? Başkalarına verdiğin yetkinin ve paranın hesabını sorabilmek. Hesabını sorabilmektir. Aynen. Doğru da soruyoruz. Biz diyoruz ki ya senin şu kadar zararın varmış. Sen acaba filanca vakıflara mı verdin? Çok güzel bir soru var. Diyor ki Sedat Tercan. Peki diyor bu aşamadan sonra Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kimse bu ülkeyi yönetemez algısı kırılmış mıdır? Ekrem İmamoğlu bu algıyı muhafazakar kesimde kırmış mıdır? Şimdi bir şeylerin çok ciddi olarak değiştiği muhakkak. Yani benim şahsi kanaatim. Onu o kelimelerle ifade etmek ister miyim, istemez miyim ama şurası muhakkak ki Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüm ve değişim yaşanıyor. Bu dönüşüm ve değişim sadece İmamoğlu ile ilgili bir şey değil. Bunun kökleri var. Benim kişisel kanaatim bunun kökleri Gezi'ye kadar gidiyor. Yani Gezi'ye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hegemonyası tam da eksiksiz de. Her istediğini yapabilir ve yaptığı hataları da doğruymuş gibi topluma kabul ettirebilir. Bir hegemonik güce sahipti. Bir bloktu tabii blok olarak. Yani yanlarında cemaat, liberaller, başkaları falan. Sonra o blokla ilgili olarak ilk soru Gezi'de, ilk itiraz Gezi'de geldi. Gezi'nin özelliği şuydu. Beş benzemez bir arada. Şimdi biz gene kendi siyasi geleneğimizde hasım gördüğümüz, kendimizden farklı gördüğümüz insanlarla aynı odaya girip bir takım konuları tartışmaktan kaçmışızdır hep. Hep kavgalar çıkmıştık. Aa bir baktık Gezi'de çok çok farklı insanlar, asla bir araya gelmeyecek insanlar bir aradılar. Üçüncüsü, yani oradan buraya ortak, doğru geleceğim. Ortak yani çeşitli muhalefet blokları aslında ortak zeminleri olduğunu gördü. Evet. Ama onun ötesi de bahseder. Eskiler analogdu, birdenbire dijital. Bu çocukların hepsi dijital kullanıyorlar. Bir fark daha var. Eskiler asık suratlı ve tatsızdı. Onların yerine güler yüzlü, mizaha ağır veren yepyeni bir kuşağın uç vermekte olduğunu orada gördük. Ben o zaman çok yazılar yazdım. Bunu tam bu söylediklerimi tekrar eden. Fakat bu çocuklar bir türlü Türkiye'deki siyaset dünyasının ana gövdesine monte edilemediler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu beklenirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bunu gösteremedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi analog ve asık suratlı bir partiydi. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuklar bir türlü o yeri bulamadılar. Derken bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani bu seçim sonuçları o kadar da büyük sürpriz değil. Bir yabancı gazeteci bana ay ne kadar büyük sürpriz falan dedi. Dedim ki o kadar da büyük bir sürpriz değil. Anayasa referandumunda kim kazandı İstanbul'da? Doğru. Hayır. Hayır oyları kazandı. Yani bu nereden geldi bu insanlar? Şimdi İmamoğlu'nda ve İmamoğlu'nun çevresindeki ekipte Gezi'nin şeyleri var. İzleri var. Yani esprili, dijital, ondan sonra beş benzemez. Yani birbirine şimdi şu koalisyona bakın. Efendim itiraz. O bakımdan ben İmamoğlu'nun bu seçimi kazandığı takdirde ki öyle olacağını zannediyorum. Türkiye'de siyasetin artık çok farklı yerlere doğru akabileceği. Peki bakın onu da çok Özgür Tuğrul. Yani soruyorum Özgür Tuğrul. Özgür ısrarla beşinci kez yazıyor. Zaten vardı o benim sorularım arasında. Aklın yolu bir. Ha, bu şey oldu. Tabii ki sonu bu seküler kesim buna da kızdı biraz. Çünkü program tam kapanırken İmamoğlu aman bir dakika dedi böyle. Hani o soruların arasında da yokken. Ben dedi Beylikdüzü'nde havuzlarımız var. Onlar dedi haremlik, selamlık. Hiçbir belediye tesislerinde zaten alkol yok. Olmayacak. İşte bu. Şimdi buna da sekülerler bozuldu biraz. Şu sosyal medyada insanların yazdıklarına bakıyorum. Ya hani tamam içkimiz içki mi? Evet değil. Ama şu da var. İşte mesela ne bileyim deniz kenarında çok güzel belediye tesisleri var değil mi İstanbul'un dört bir yanında? Ve orada gidip vatandaş çok makul fiyata çayını içip simidini yiyor. Ayrıca bir keyif yapıyor. Şimdi sekülerler de diyor ki kardeşim peki benim niye o zaman bir orada oturup makul bir fiyata bir tane bira içmeme hakkım yok? Evet. Nedir? Veyahut da havuza gideceksin. Ya eşinle gitsen, harem selam ya belediye havuzları. Ya eşinle gitsen yüzemiyorsun. Kardeşinle gitsen yüze. Şimdi sen başka saatte yüzeceksin. Arkadaşın başka saatte. Şimdi bu da biraz acayip değil haklı, mi? Niye bu normal? Şimdi İmamoğlu mesela niye o çıkışı yaptı sizce? Haklı bir eleştiri. O hatalarından bir tanesiydi. Yani hiç hatası değildi. O hatalarından bir tanesiydi. Bence İmamoğlu'nun o politikayı yeniden düşünmesi lazım.
Ben 1994 senesinde nerede yazıyordum o zaman onu bile hatırlamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduktan sonra hep gittiğim Yıldız Park'taki efendim bir takım kahvelerde vesaire biranın ve alkolün yasaklanmasının aleyhine 5-6 tane şey yazdım. Yazı yazdım o zaman. Dedim ki olur mu böyle şey ya? Ben de yurttaşım, vergi ödüyorum. Kimseyi rahatsız ettiğim yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Belki şey bölgeye ayırırsın ama bana bunu içemezsin diyemezsin. Bu bir defa haksız ve İmamoğlu deseydi ki ya evet tamam belediye tesisinde biz makul fiyatla bira da vereceğiz. Bu muhafazakar öğren kaçar mı o zaman? Aa bira geliyorsa vermeyelim mesela böyle mi işler işliyor biraz? Ona daha yaratıcı çözümler bulunabilir. Mesela her iki tarafın da isteklerine cevap verecek. İki ayrı yer. Yani çadır köşkünde alkol verirsiniz. Mavi köşkte vermezsiniz. Tamam. Mesela hani bu türden ayrımlar ille saygı göstermek gerekiyorsa. Peki onu... İmamoğlu'nun orada özellikle demesi işe yarar bir strateji miydi sizce? Bence onu oraya sokuşturması hataydı. Hataydı. Bence ona gerek yoktu. Çünkü o manada zaten sıkıştırılmış da değildi. Hani onu oraya niye koydu? Ateş İlyas Başsoy'un ki işte onun görüşleri benim de dostumdur. Onun görüşleri çok etkili bu radikal sevgi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyin ama Recep Tayyip Erdoğan'ı seven insanları sevin şeklinde özetlenen bir sevgi anlayışı. Diyor ki o yani o türden lafların hiçbirisi boşuna söylenmiş laflar değildir. Hepsi araştırmalara dayanır. Hepsinin arkasında bir takım sosyolojik gerçekler vardır. Ben gene de onun doğru olmadığı, yanlış olduğu ve bu soruyu soran arkadaşımızın veya bu itirazı yapan arkadaşımızın haklı olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi Hayati Erdoğan diyor ki iletişimci kimliğiyle Haluk Bey bu çağda iktidarın uyguladığı bu yöntemlerin hala işe yarıyor olmasını neye yarıyor diyor. Hangi yöntemlerin? Hangi yöntemleri diyorsunuz? Yani bu sertlik, ötekileştirme. Yani mesela şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu münazaradan sonra tekrar sahaya indi. Ve çok da sert bir konuşma yaptı dün. Azgın azınlıklar dedi. Kendisine oy vermeyenlere. Azınlık. Azgın azınlık dedi. Doğru. Azgın azınlık yönetemez dedi. Ve dedi ki İmamoğlu özür dilemezse belediye başkanı olamaz dedi. Hani ben yaptırmam anlamı çıkıyor neredeyse. Evet. Şimdi ikinci söyledi eğer özür dilemezse olamaz. Ona yargı karar verir. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun işte valilere hakaret etmiş olan insanlar seçilseler de belediye başkanı olamazlar diyen bir kanun maddesine tabi olduğunu zannetmiyorum. Eğer orada hakikaten şey varsa yani yargıya yansıyacak bir konu varsa bu yargı tarafından götürülür, kararlaştırılır. O da küçük bir hakaret suçudur. Onun şey sonuçları olmaz. Hatırlıyor muyum? Yani iktidara mazbatayı almak veya belediye başkanı olmakla ilgili sonuçları olmaz. Öbür şeye gelince mesela azgın azınlık sözü tabii çok ağır bir söz. Yani öyle zannediyorum ki Erdoğan'ın maksadını da aşmış olan bir söz. Şu manada bu gibi sözleri politikacılar kendi arkalarında bulunduğunu varsaydıkları kitleleri konsolide etmek, birbirine yakınlaştırmak ve onların ortak öfkeyle dünyaya bakmasını sağlamak amacıyla kullanırlar. Şimdi diyelim ki bu söz Binali Yıldırım'ı desteklemeye kararlı olan veya teşne olan insanlar tarafından çok beğenildi ve dediler ki tamam bu azgın azınlığa karşı biz mutlaka bir şey yapalım. Ama bunun bir de öbür tarafı var. Birçok insan ya nasıl olsa kazanacak galiba bu İmamoğlu. Bizim de zahmet edip Bodrum'dan buraya kadar gelmemize gerek yok. Veyahut da işte Ege sahillerini bırakıp oraya kadar gelmemize gerek yok. 3 puan, 5 puan ilerideymiş. Diyen, yani AK Parti seçmenini mi böyle etkiler diyorsun? Böyle bir sürü insan olabilir. Böyle insanlar da diyeceklerdir ki bana bu kadar ağır bir şekilde hakaret edenlere karşı ben gitmemek lüksüne sahip değilim. Onları da konsolide edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konsolidasyon hikayesi sloganlar üzerinden geri tepebilir. Ben o yüzden diyorum ki bu durumda onun geri tepmesi olasılığı çok yüksek ama artık Türkiye'deki siyasal retoriğin bunun üzerine çıkması lazım. Bakın orada çok güzel bir gol attı İmamoğlu sonunda. O fotoğraf. Yani fotoğraf meselesi o çok önemli o. Öyle çünkü, mi? Tabii çünkü o şeyi ya işte o radikal sevgi
ideolojisi Ateş İlyas Başsoy'un. Nedir o? Her halükarda sevgi göstereceksin. Yani şunu sormayacaksın. Ya bu adam veya bu kadın benden... Ya o zaman bu İmamoğlu'nun şeysi, bu bir strateji mi bu? Bence o stratejiydi ve çok da başarılı oldu. O resim, çünkü mesela o resim bir türlü alınamayan bir resimdi. El sıkışırken bile resimler alınmıyordu. Havaalanında karşılarken bile resimler alınmıyordu. Şimdi birdenbire aile muhabbet içinde, işte mühendislik okuyan oğulla, mühendis... Bir de orada şey mi oldu? Yani Cumhurbaşkanı da kendisini oraya konumluyor ya. Biz bunu beraber aynı dönemlerde yaşadık. Yani eskiden yani CHP'li AK Partili gelirdik, tartışırdı televizyonda falan, yani eşitti herkes. Sonra zaman içerisinde bu Sayın Erdoğan'ın herhalde stratejisi, kendisini başka bir yere koydu zaten. Ben başkalarıyla çıkmam. Ancak tek gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başladı. Sonra AK Partililerle CHP'lilerin de hiçbir zaman aynı yere çıkmasına izin verilmedi. Hani AK Partililer sanki başka bir yere kondu, daha üstmüş gibi, değil mi? Yani böyle bir şey oldu. Onu siz daha iyi izah edersiniz şimdi. Bu öyle bir şey yapıldı. Evet, bu şimdi merkezileşme, bu merkezileşme yöneliminin bir sonucuydu. Yani gittikçe daha çok yetki tek insanda toplanmaya başlamıştı. Her şeyi bilen, her şeyin en doğrusuna karar veren bir kişi olduğu varsayılınca, tabii bütün konuşmalarda onu yapması gerekir. Çünkü başkaları hata yapabilirler. Hatabiliyor muyum? Ya da onun çok yakınında olup ondan talimat alanlar. Yani bu otoriterleşme yöneliminin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Tabii Erdoğan'ın iyi bir hatip olması, ondan sonra kitleleri etkileme gücünün olması vesaire de lehine çalıştı. Bu yönelimin lehine çalıştı. Fakat bir nokta geliyor. Uzun süre çok iyi gitmiş olan şeyler artık o kadar iyi gitmemeye başlıyor. Yani eski etkiyi yaratamamaya başlıyor. O zaman da panik başlıyor. Ben şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın o paniğin sinyallerini çok açık bir şekilde verdiği kanaatindeyim. İki gün önce artık Erdoğan konuşma yapmayacak deniyordu. İki gündür sürekli olarak konuşma yapıyor. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı MİT'li İstanbul'a, o kelimeyi de böylece öğrenmiş olduk. MİT'li İstanbul'a atmaya geldi buraya. Mehterlerle geldi. İki gün dayanabildi, gitti. Niye gitti? Niye geldi? Niye gitti? Siz genç gazeteciler daha iyi biliyorsunuz onu. Niye vallahi gittiler? Ben bilmiyorum. Yani şu enteresan bir video yapılmış onunla ilgili. Dijital çağda izlediniz ya. Çok ilginç. Sayın Bahçeli tabii uçağa binemiyor. Bunu da bilir yani herkes. Evet. Çok hoşlanmıyor bilmekten. Karayoluyla gelmiş. Audi'ler, Mercedes'ler, işte çakarlar çakıyor falan. İnanılmaz hızlı bir İstanbul'a giriş yapıyorlar. İşte altta mehter marşı. Bu sosyal medyada döndürüldü işte. Hani giriş yapıyor İstanbul'a diye. Çok acayip yani. Hani şeye mi referans acaba? Fatih Sultan Mehmet'in girişine mi referans? Anlatabiliyor muyum? Hani öyle ilginç tabii, bir şey. Mehter marşı. Evet, öyle bir referans yapılmış ama Alman arabalarıyla. Ama yani MİT'li atmak demek, gidip orada uzun süre kalmak ve çaba göstermek demek. Yani orada da demek ki böyle bir plansızlık söz konusuydu. İsmail'e Bahçeli'nin karşı çıkışı. Seyretmeyeceğim dedi. Şimdi ben de dedim ki kimlerden oluşuyor bu cephe? Yani iki parti böyle temel bir konuda eğer birbirleriyle konuşmamışlarsa orada büyük bir yetki boşluğu, karar boşluğu olsa gerek. Daha pek çok örnek var. Yani yenmeye hep alışmışlar. Seçim kazanmaya tamamen alışmışlar. Şu ya da bu şekilde. Yani şu anda sizce bu iktidar bloğu biraz yolunu kaybetmiş mi görünüyor strateji açısından? Tamamen şeyi kaybetmiş durumda. Yani sağa sola savruluyor. Çok bariz bir şekilde sağa sola savruluyor. Yapacağım dedikleri şeyleri yapamaz haldeler. Ve bir türlü de yani arabalarda hepimizin başından geçer. Kaybedersiniz bir an, yere yağ dökmüşlerdir. Bir sağa bir sola, yani bir yerde kuru bir yerde yolda gitmeyi umarsınız. O nokta bir türlü gelmiyor. O işte Türkiye'de bir takım şeylerin değişmekte olduğu, değişebileceği izlenimi. Onu soruyor şey Murat Türkcan da, diyor ki İstanbul'u CHP kazanırsa bu
AK Parti'nin gelecekteki oy oranını değiştirir mi? Yani AK Parti kaybedebiliyor algısı mı yaratacak yani? Kısmen onu yaratacaktır. Tabii aslında bu yeni bir şey değil. 7 Haziran'da kaybetmişti AK Parti. Sonra bir takım politikalarla geri dönmeyi başardı. AK Parti 31 Mart'ta da kaybetti. Yani o asla yenilmezlik imajı artık geçerli değil. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından kritik olan şey şu. 31 Mart'a giden kampanyada o kampanyanın Cumhur İttifakı'ndaki temel aktörü Cumhurbaşkanı'nın kendisiydi. Yani sırtında taşıdı o kampanyayı. Buna rağmen kaybetti ve bir takım yorumcular bunu Erdoğan'ın yenilgisi olarak değerlendirdiler. Hı hı. Şimdi tekrar meydana çıkarak büyük bir riski alıyor. Yani bir politikacı için. Hele kıdemli ve kazanmaya hazır, kazanmaya alışmış bir politikacı için. Aynı genç politikacı karşısında 2 ay, 3 ay gibi kısa bir zaman içinde 2 defa yenilgiye uğramak çok ciddi bir risko. Yani ben başlangıçta onu demiştim. O soru da var. Yani AK Parti yine kaybederse bunu kendi seçmenine nasıl anlatacak? Ne diyecek bu sefer? Yani çok ağır bir risko. Sadece seçmeni değil. Dünya da bakıyor. Dünyanın gözleri şu anda Türkiye'de. İstanbul yabancı muhabirlerle dolu. Bütün her tarafta. Yani Erdoğan bir demek ki yenilebiliyor. İki, aynı adama ikinci defa yeniliyor. Yenildi diyebilirler eğer İmamoğlu kazanırsa. Üçüncü bir şey daha var. Peki ya üçüncüsünde ne olur? Şimdi tabii gazeteciler, biz gazeteciler ve politikacılar hep ileriyi de planlayarak yaşarız. Peki bu, yani hayat bitmeyecek değil mi? Tabii. Yani 23 akşama hayat bitmeyecek. Seçim sonuçları öyle de olsa böyle de olsa hayat devam edecek. Eğer İmamoğlu kazanırsa o zaman denecek ki 2 defa mağlup etti Erdoğan'ı İmamoğlu. Acaba üçüncüsünde milletin aklından hangi siz başkanlık seçimini mi diyorsunuz? Hangi üçüncüsünü geçtiğini biliyoruz. Hı. Yani acaba üçüncüsünde de böyle bir şey mi olur? Ve o ne zaman soruları sorulmaya başlayacaktır? Her halükarda sonuç ne olursa olsun 23 Haziran'dan sonra Türk siyaseti başka raylara, yani bu bir makastır, başka raylara aktarılmış olacaktır diye düşünüyorum. Yani öyle veya böyle şey oldu, bir dönüm noktası oldu o zaman bu İstanbul seçimleri. 31 Mart seçim sonucunun kabul edilmemesi, itiraz edilmesi, yenilenmesi her anlamda öyle oldu gibi. Fakat siz diyorsunuz ki bu Facebook paylaşımınızda Türkiye hasta tedavi edilmesi gerekir diyorsunuz. Niye öyle diyorsunuz? Türkiye çok ağır kurumsal tahribattan geçmiş olan bir toplum. Toplumların zihinsel ve ruhsal sağlıklarını sürdürebilmeleri için bir takım kurumlara güvenebilmeleri gerekir. Hı hı. Bu olmadığı takdirde hem siyasal kurumlar hem bireyler kendilerini boşlukta değer sistemlerinden kopmuş olarak hissederler. Türkiye'de adalet kurumu ağır biçimde tahrip edildi. Güvenebiliyor muyuz? Eskiden derdik ki mahkemeye vereceğim. Orada yani... Şimdi güvenemiyoruz demek suç galiba. Bir an düşündüm de. Galiba öyle bir şey var. Nasıl? Yargıya güvenmiyorum demek suç olabilir. Onu düşündüm. Öyle mi? Galiba. Yok yani şu manada. Bugün eskiden adalet mülkün temelidir derdik. Ve onu orada şey derdik. Bırakırdık. Ben hukukçuyum ayrıca. Onu da yani baban kadar değilse bile. Yani şu anda çok ciddi bir güven bunalımı var. Böyle diyelim. Ciddi bir güven bunalımı var. Aynı şekilde üniversite kurumuna, aynı şekilde toplumu ayakta tutan diğer bazı kurumlara, Diyanet mesela tartışılan bir kurum haline dönmüş durumda. Pek çok yerde buna benzer şeylerle karşı karşıyayız. Bireyler kendilerini boşlukta hissediyorlar. Boşlukta hissettikleri için tutunacak bir şey arıyorlar. Fakat tutundukları şeylerde zayıf çıkıyor. Mesela Türkiye'nin tamamının üzerinde mutabık kalacağı bir bilge insan ismi arayacak olsak bunu bulabilir miyiz? İşte İlber Ortaylı belki öyle bir figür mesela. Belki az, o yaklaşır. Belki o yaklaşır. Belki o yaklaşır. Orada bile büyük itirazlar olacağına eminim. Yani ne bileyim Fransa'nın bir döneminde Jean-Paul Sartre'ın olduğu gibi. Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
O bakımdan insanlar paranoid bir döneme girmiş durumdalar. Evhama bir duruma girmiş durumdalar. Sürekli olarak şeyler üretiyorlar. Komplo teorileri üretiyorlar. Komplo teorileri fevkalade yaygın. Her şey komplo teorileriyle açıklanıyor. Bütün durumlar mesela bir şeyi düşünün şu münazara ile ilgili olarak baştan itibaren yani duyduğumuz komplo teorilerini alt alta çizecek olsak sonuç ne olur? Sonuç şaşkınlık olur. Çünkü bunlar birbiriyle taban tabana zıt bir takım komplo teorileri olabiliyorlar. Bir başka neden de tabii demokrasinin, klasik demokrasinin kurucuları bir şeyler biliyorlardı ki dediler ki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir kişi 8 yıldan daha uzun başkanlık yapmasın. Çünkü 8 yıldan daha uzun başkanlık yaparsa bu hem bürokrasi hem diğer ilişkiler hem de yapanın psikolojisi açısından doğru olmaz dediler. O yüzden 8 yılla bunu sınırladılar. İngiltere'de başka yerlerde de buna benzer işte 2 defa seçilebilir, 3 defa seçilebilir, daha fazla seçilemez gibi kurumlar var. Türkiye'de 17 yıldır hatta 25 yıldır İstanbul Belediyesi'ni düşecek olursak aynı kadro, aynı ekip, aynı anlayış, ihtiyaç iktidarda. Halbuki arada bir, ben o yazıda da bahsetmiştim. Pencerelerin açılması gerekir. İçeriye temiz hava girsin. Efendim şeydeki dolapların boşaltılması gerekir. Orada eski ilaç kutuları birikmiştir. Bu kutuların atılması, temizlenmesi gerekir. Demokrasi o yüzden bu değişime çok büyük önem verir. Biz o değişimi epey bir zamandır yaşamadık. 20 yıl önceki formüllerle ya da söylemlerle bir ülkenin ihtiyaçları karşılanamaz diyorsunuz. O da doğru, o da doğru. Yani dünün adamları bugünün problemlerini çözmekte zorlanırlar. Ama sadece o şeyle ilgili değil. Yani bu söylediklerim sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili değil. Herhangi bir başka parti dahi olsa o kadar uzun süreli iktidarların toplumlar ve ülkeler için yararlı olmadığını klasik demokrasinin kurucuları söylemişler, uyarmışlar. Türkiye bu uyarı bölgesi içinde şu anda. O bakımdan yani bir değişiklik işareti var toplumda ve pek çok kişi ona sımsıkı sarılmış durumdalar. Yani siz de herhalde İmamoğlu'nun şeylerini gördünüz, mitinglerini gördünüz. Hı hı. Yani sıradan bir politikacı beğenme olayı değil. Onun ötesinde bir hayranlık, coşku, inanmışlık söz konusu. Ben bunu Ecevit döneminden hatırlıyorum ve çocukluğumdan hayal meyal de Menderes döneminden hatırlıyorum. Zaman zaman bu türden figürler toplumları alıp peşlerinde sürükleyebiliyorlar. Şimdi öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama yarın öbür gün ne olur, hayal kırıklığına uğrarlar mı, uğramazlar mı? O zaman konuşulacak olan şey. Yani şu anda Türkiye'de yapılacak olan seçim İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin çok ötesinde anlamlar kazanmış durumda. O zaman bu şeyde peki seçimi İmamoğlu alırsa MHP'nin durumu ne olur? Bu soru da var. Ozan Bey soruyor. Çok güzel soru. Hiç düşünmedim ama. Yani öyle şimdi kulis bilgileri de çıktı. Tekrar doğru bilmiyoruz. Tabii bu kulis meselesi çetrefilli bir meseledir gazetecilikte. Şimdi burada bakın. Kulis denir ama MHP'li ittifak bozulacak deniyor. O çok da yanlış bir soru değil. Şu açıdan. Şimdi kurnazlık bazen ağır faturalarda insanın karşısına çıkarabilir. Yani başkanlık sistemi hazırlanırken bütün yetkiler tek bir kişiye doğru yönlendirilirken bu kişinin %50+1 oyla seçilmesi zorunlu kılınmıştı. Oysa Türk siyaset sosyolojisi şu dönemde bir kişinin %50+1 oyla iktidara gelmesinin fevkalade zor olduğunu gösteriyor. Yani geçmişte bunun teknik örnekleri oldu. Hı hı. Ama şu anda işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi oyu %40'ların biraz üzerinde. İşte Cumhuriyet Halk Partisi diğerleri oralara gelemiyorlar. Bu ne demek oluyor? Siz yapısal olarak seçilecek olan başkanı yani bütün yetkileri kullanacak olan insanı koalisyon kurmaya mahkum ediyorsunuz. Bahçeli bunu çok iyi gördü. Ve bundan çok iyi yararlandı. Yani bir anlamda bazılarına göre İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kontrol mekanizması olarak
devreye girdi. Gene bir komplo teorisi. Başka komplo teorileri de öne sürülebilir. Ama yadsınamayacak olan şey şu, Sayın Bahçeli'nin şu andaki işlevsel ağırlığı aldığı oyun çok çok üzerinde. Bu sistemik bir şey, sistemin böyle olması ile ilgili bir şey. Şimdi bu sistemin kendisi eminim Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rahatsız etmeye başlamıştır. Yani parlamenter sistemden ayrıldığında ama ilk defasında %33 öyle seçilmişti Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve meclisteki milletvekillerinin 3'te 2'sine sahipti. Hangi neyi yapamıyordu ki? Her şeyi yapabiliyordu. Yani şimdi %50 gibi bir şey olması gerekiyor. Bunlar üzerinde düşünülecek. Öyle zannediyorum ki parlamenter sisteme dönüş yönünde yavaş yavaş bir ivme oluşmakta. Bülent Arınç da ona benzer şeyler söyledi. Yani bir restorasyon dönemine doğru ilerlediğimizden söz edilebilir. Bunlardan bol bol tartışılacaktır. Çok yaman ve ağır bir ekonomik kriz içindeyiz. Bu ekonomik krizin getireceği sıkıntılar dolayısıyla iktidar partisi bir an önce erken seçime gitmek isteyebilir. Bu, siz erken seçim mi bekliyorsunuz? Bu yani yepyeni bir takım tartışmaları karşımıza geçecektir. Her halükarda önümüzdeki yıl bu yazdan başlayarak epey türbülanslı görünüyor. Her yaz türbülanslı geçti. Her yaz seçim gördük. Her yaz türbülanslı geçti. Son birkaç yıldır düşünüyoruz arkadaşlarla. Hani yazın biraz işler yavaşlar ya. İşte gazeteciler de biraz tatil moduna girer falan. İşte haberler yavaşlar. Biraz daha light haberler yapılır falan. Şimdi yıllardır hiç öyle bir durum olmadı. Her yaz bir seçim. Her yaz bir... Öyle bir de bu yaz da öyle geçecek diyorsunuz yani. Evet, öyle görüyorum. Evet. Daha bir süre daha öyle gidebilir gibi geliyor bana. Ben aslında... 21. yüzyılın Türkiye açısından çok türbülanslı, çok inişli çıkışlı bir yıl olacağı kanısındayım. Çünkü çok ciddi sorunlarımız var. Bu arada kültürel ayrışma gibi bir ciddi sorunla karşı karşıyayız. Bunu yavaş yavaş çözmeye başladığımızın işaretleri geliyor. Yani şeyin büyük başarılarından bir tanesi, İmamoğlu'nun büyük başarılarından bir tanesi. Yani... eski tarz Kemalistlerin tüylerini ürperten bir takım şeyleri, yani dinsel pratikleri, hayatının normal bir parçasıymış gibi uygularken öbür taraftan işte fırsat olsa her gün Anıtkabir'e giderim, Atatürk'ü ziyaret ederim gibi diğer kesimi de tatmin edici şeyleri samimi bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bu gibi şeyler yapay olarak çok rahat söylenebilir ama İmamoğlu bunları söylediği zaman ona inanıyorsunuz. Bu adam bunu hakikaten samimi olarak söylüyor diyebiliyorsunuz. O bakımdan teselli edici bir takım faktörler de var. Şey ama mi? Daha birkaç yaz daha şey edebiliriz yani. Birkaç yaz daha devam. Türbülans devam. Birkaç, 10 yaz daha. Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Efendim dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Tabii hani canlı izleyenler için söylüyorum. Bu akşam rakibimiz çoktu. Hem Ekrem İmamoğlu TRT'de oradan flaşlar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşuyor canlı yayında. Onu da veriyor televizyonlar ama olsun. Yani sonuçta bu online yayıncılık. Her zaman izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın ki biz yayın yaptıkça, işte yeni video ürettikçe, yeni röportaj yaptıkça size uyarı gelsin. Kaçırmayın. Malum gündem hızlı ilerliyor. Gelişmeleri kaçırmamak lazım. Teşekkürler. Görüşürüz.